Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini ve evrimini araştırmaya devam ediyoruz. İnsan dilinin kökenini ve evrimini anlamada ve anlatmada karşılaştığımız en önemli sorunların bazılarına değindik. Hatta bunların bazılarını birkaç videoda ele almaya çalıştım. İnsan dilini kavramayla ilgili birinci sorunumuz bugün insan iletişim sistemi olarak sesli konuşmaya dayalı İnsan diliyle diğer hayvanların iletişim sistemlerini karşılaştırırken aradaki evrimsel uğrakları göz ardı etmek ve dolayısıyla insan diliyle daha basit biçimler arasındaki büyük farklardan yola çıkarak insan dilinin bu basit gelişmelerden ortaya çıkmış olamayacağını düşünmek. Şimdi bu genellikle evrim teorisini anlamayanların ya da evrim teorisine belli ön yargılarla yaklaşanların içine düştükleri en büyük yanılgılardan birisi. Yani başlangıç koşullarını, ilk başlangıçtaki küçük adımları ve bu küçük adımların zamanla çok uzun sürede milyon milyonlarca yılda almış oldukları mesafeyi göz önünde tutmadan diyelim e, basit bir e, deniz tabanında yaşamaya çalışan bir mercan ya da bir hidra ile çok gelişmiş bir leoparı ya da bir çitayı çok hızlı hareket edebilen bir hayvanı karşılaştırırken ikisinin temelde aynı kökenden geldiklerini ve ortak birçok yönlerinin bulunduğunu söylemek çoğu insana inanılmaz bir şey gibi geliyor. Evrim teorisini, evrimin işleyişini, evrimin hangi aşamalardan geçerek günümüze ulaştığını kavramadığımızda bu sıkıntı her zaman başımıza geliyor. Şimdi insan dilinin kökenini anlamada yaşadığımız zorlukların en önemlilerinden birisi bu. Bildiğiniz gibi insan dili sesli konuşmaya dayanıyor. Fakat sesli konuşmayla sadece sesli konuşmayla insan dilini özdeşleştiremeyeceğimizi daha önce anlatmaya çalışmıştım. Yani işaret dillerinden bahsettik, jestlerin, mimiklerin bulunmasından bahsettik. Görselliğin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Kısacası insan dili genel anlamda geniş olarak baktığımızda bütün bu özelliklerin toplamı olarak kendini ortaya koyuyor. Fakat bu bütün toplamı göz ardı ederek insan dilini bugünkü sadece sesli konuşma hece ve fonemlere dayalı e, sesler çıkartarak bunlarla bilgi alışverişi ve her tür bugün insan dilinin yapabildiği özelliklerin e, hayvanlarda bulunmadığı karşılaştırmasını yapmak bizi bir yere ulaştırmaz. Neden ulaştırmaz? Basit bir örnek vereyim. Şimdi e, bildiğiniz gibi insan dilinin e, e, hayata geçirilebilmesi için bizim birçok organımızın işin içinde olması gerekiyor. Şimdi bu organlar örneğin bir kere akciğerlerden başlıyor. Çünkü... Konuşma dediğimiz şey sesi akciğerlerden çıkaracağız. Akciğerlerin e, hacmini ve çalışmasını yönlendiren, e, karnımızın e, üst kısmında bulunan diyafram denilen bir kas var. Soluk borumuzu düşünün. Yani özellikle diksiyon dersleri almış arkadaşlar ya da tiyatro eğitimi ya da konuşmaya ilişkin bir takım sorunlarla ilgili olarak belli e, eğitimler almış kurslara gitmiş arkadaşlar çok iyi bileceklerdir ki konuşma eğitimlerini verildiği zaman işe önce diyaframı kontrol etme mekanizmasıyla başlanıyor. Demek ki insan dilinden söz ederken insan dilini olanaklı kılan organlar içerisinde akciğerlerin, diyaframın durumu, soluk borusu bütün bunları göz ardı etmemiz lazım. Peki bunlar yetiyor mu? E yetmiyor. E, damaklar Yanaklar ve dişlerimizin rolü de önemli. Çünkü birçok e, dilde farklı sesleri çıkarabilmek için bu dilimizi e, ağzımızın tavanına, dama, yanlara, e, dişlerin üzerine, altına koyarak bir takım e, sesler çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlar da çok önemli. İnsan dilinin bileşenleri olarak. Başka ne var? Örneğin gırtlağımız var. Gırtlak örneğin ses çıkarma organı. Gırtlağı olmayan canlı ses çıkarmadıklarını biliyoruz. Ses çıkarma açısından gırtlak dediğimiz organ da çok önemli. Ki bu ses kutumuzun gelişmesi sadece varlığı da yetmiyor. İnsanda aldığı özel biçime de dikkat etmemiz gerekiyor. Sesli konuşmaya dayalı insan dilinin bileşenlerine baktığımızda bizim birçok organdan söz etmemiz gerekiyor. İşte akciğerden başlıyoruz. diyafram kasından soluk borusundan dilden damaktan dişlerden gırtlağa kadar e, neredeyse ona yakın organ ve yapıdan söz etmek zorundayız. Bütün bunların hepsinin evrimsel süreçte gelişmeleri tamamen bağımsız ve birbirleriyle ilgisiz ol, ilgisiz olmak durumundaydı geçmişte. Bildiğiniz gibi örneğin diyelim e, akciğerlerle ya da işte diyafram kasıyla Soluk borusuyla ilgili şeyler bizim esas olarak hayatta kalmak yani oksijeni e, oksijenden yararlanabilme kapasitemiz açısından çok önemli bir organımız ve bunun için gelişti. Yoksa akciğerlerin e, başlangıçtaki görevi yani ilk akciğerler geliştiği zaman e, konuşmayla iletişimle, dille hiçbir ilgisi yoktu. E, aynı şey dil, dilimiz için de geçerli. Bildiğiniz gibi ağızda bulunan dilin esas görevi, yani bize bugün tad almak gibi gözüküyor ama tad önce dil daha temel besinleri yutmaya yarayan bir organ, dur organ durumundaydı. Dolayısıyla bizim ağzımızın, çenemizin, çenemizdeki dişlerin, damakların, bütün bunların e, evrimsel süreçte önceki biçimlerine gittiğimiz zaman çok daha alt türlerde, değişik canlılarda bugünküne hiç karşıla bizim e, dili konuşurken kullandığımızla hiç karşılaştırılamayacak biçimde bu organların kullanıldığını görüyor. Sesli konuşmaya dayalı insan dili açısından doğrudan ilgili organ aslında yalnızca gırtlak. Çünkü gırtlak evrimsel süreçte esas olarak ses çıkarma ile ilgili. Ama biz şunu da biliyoruz. Ses çıkarma sadece Dilin dili oluşturmuyor. Dili oluşturabilmek için o çıkan sesin çok incelikli, ayrıntılı ve bölünebilir bir biçimde küçük ses parçacıkları halinde ağzımızdan çıkabilmesi gerekiyor. Demek ki yani bütün bunlarla şunu anlatmak istiyorum. Bizim insan dilinin evrimini, kökenini ve gelişmesini anlayabilmemiz için insan dilini oluşturan değişik organların, yapıların geçmişlerine bakmamız gerekiyordu. Ee, önceki videolarda elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım. Konunun daha iyi anlaşılması açısından basit bir örnek vereyim. Buz pistinde dans eden bir balerin düşünün. Yani onun estetik olarak ne kadar e, alımlı, ne kadar ilginç bir e, dans icra ettiğini hepiniz biliyorsunuz bu balerin ayaklarıyla çift çift dönme sıçrama bir takım olağanüstü hareketleri yapmasına bakarak e, bizden bambaşka özelliklerin olduğunu bile düşünmemek elde değil fakat sonuçta bir balerin iki ayağı üzerinde e, bu hareketleri yapabiliyor E peki bir balerinin bu yaptığı hareketlerle bir balığı kıyaslayalım. E balığın balerinin yaptığı hareketler yapması mümkün mü? Yok, değil. Peki sudan çıkarttığınız balıklar genellikle ne yapar? Sıçrayarak yol almaya çalışır. suya tekrar gitmek için çabalarlar. Bu arada e, yüzgeçleriyle yüzgeçleriyle oradan oraya doğru kendini fırlatır. Şimdi İşin anatomik açısından geçmişine, evrimsel kökenlerine gittiğimizde işte balıkların yüzgeçlerini oluşturan kas ve kemik parçaları daha sonra amfibiler dediğimiz hem karada hem suda yaşayabilen işte kaplumbağa, kurbağa ya da onların atalarının oluşmasında bir geçiş aşamasıydı. Bugünkü anatomi bilgileri balıkların yüzgeçlerinden amfibilerin üyelerine yani e, onları taşıyan dört ayağa ve oradan da karaya çıkarak karada ki dört ayaklı canlıların evrimleşmesine kadar çok uzun bir süreç var. Ama bu uzun sürecin başlangıcı e, balıkların yüzgeçleriyle başlıyor. Yani bugün bile örneğin bataklık bölgelerde bazı balıklar vardır. Bataklık bölgelerde sular kuruduğu zaman bu balıklar yüzgeçleriyle sıçrayarak bulundukları kurumaklı olan bataklıktan daha böyle sulak bölgelere doğru gitmeye çalışırlar. Bu sırada akşerleriyle soluk alarak kendilerini bir yerden bir yere bir nevi sıçrayarak ve sürünerek sulak alanlara gitmeye gitmeye çalışırlar. Bu bile bize evrimin yüz milyonlarca yılda aldığı yolun arasında bulunan, hala aynı aşamanın ipuçlarını bize verebilecek olan örneklerin bulunduğunu gösteriyor. Demek ki bugün insan dilini, insan konuşmasını anlayabilmemiz için insan dilini, insan konuşmasını oluşturan organların geçmişine, bunların diğer canlılarda nasıl evrimleştiklerine ve süreç içerisinde bu evrimleşme süreci içerisinde organların, yapıların, işlevlerinin nasıl değiştiğine bakmamız gerekiyor. Yani örneğin yalnızca besinleri parçalama ve yemek için gelişmiş olan ağız, çene ve dişlerin bugün bizim e, e, ünlü sopranoların, tenorların, işte ünlü müzisyenlerin, şarkıcıların söyledikleri o olağanüstü ezgileri söylemenin vazgeçilmez araçları haline gelmesi milyonlarca yıllık bir evrimin sonucu. Şimdi bütün bunları anlatarak aslında şuraya gelmek istiyorum. Demek ki bugün insan sese dayalı insan konuşmasının evrimleşmesi bu süreçlerden geçerek gelişti. Şimdi her canlı bulunduğu ortamda kendi yaşam temel yaşamsal faaliyetlerine bağlı olarak kendisini ilgilendirdiği kadarıyla dış dünyayla bir iletişim kuruyor. Bunun örneklerini vermiştim. Neydi örneğin? Basit bir örnek olarak e, neredeyse 17 yıllığı bulan e, ömrünün e, tamamını toprak altında geçiren keneleri kenelerin yaşamını örnek vermiştim. Keneler e, toprak altından çıktıktan sonra çiftleşmeden önce bir yüksek... E, çalı ya da ağacın üstüne çıkarak bir memeli ha memeli hayvanın üzerine atlamak, tutunmak ve ondan kan emmek. Kanı emdikten sonra da e, çiftleşerek yumurtalarını bırakıp ömrü sona eriyordu. Peki Kenan'ın bu yaşamsal döngüsü içerisinde toprak altından çıktıktan sonra e, dış dünyayla kurduğu iletişim tarzında neden yararlanıyordu? İki tane öge vardı. Birincisi insan ve insanın da dahil olduğu memelerin derilerinde bulunan bütürük asit, bütürük asit kokusu. Kene bütürük asit kokusuna karşı çok duyarlı. Yani nerede bulunursa bulunsun, gözleri görmeyen kene bütürük asit kokusunu aldığı zaman hemen oraya doğru yöneliyor. İkincisi ısı. Yani normal bir işte. 20-30, 20 ile 36-40 arası bir e, ısıdaki bir canlı bir ısıyı hissettiğinde ve bir Türk asit kokusunun o ısı kaynağından geldiğini anladığında kene kendisini bırakıyor. Oradaki memelinin tüylerine tutunabilirse e, oradan kan emmeye başlıyor. Demek ki kenenin dış dünyaya kurduğu iletişimde iki duyudan yararlanıyor. Birisi bir tür kaset kokusu, ikincisi ısı algısı. Şimdi bu evrimsel süreçte değişik canlılarda farklı biçimlerde oluyor. Örneğin deniz, deniz tabanında yerleşmiş sabit olarak duran, hareket edemeyen hidralar, mercanlar gibi canlılar, bu dış dünyayla iletişimlerini dokunlaçları ile yapıyorlar. Yani bir uzantıları var. Bu uzantılarını sağa sola e, hareket ettiriyorlar ve bunlara dokunan küçük canlıları planktonları ve diğer yiyebilecekleri canlıları yakaladıkları zaman yapışkanlı dokunaçlarıyla onları alıyorlar ve ağız gibi bir boşluktan sindirim organına atarak beslenmelerini sürdürüyorlar. Demek ki bu canlıların da iletişimde temel e, güdüleri dokunma duygusu, dokunma duygusuyla hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Şimdi yukarı doğru çıktıkça, daha karmaşık canlılara geldikçe farklı özellikler ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi örneğin kurbağaların, bazı kurbağalar özellikle semenderler falan, dillerini yaklaşık bir buçuk metreye kadar ileri fırlatma özelliklerine sahip. Bu canlılar da gözleri çok iyi görmese de çevrede uçuşan sinekleri, böcekleri avlayabileceklerinde bunları fark ettiklerinde, o bir buçuk metreyi bulabilen dillerini hızla e, avının üzerine atarak ona yapıştırıp öylelikle besleniyorlar. Dolayısıyla onların da çevreyle kurdukları iletişim tarzı esas olarak e, dillere dillerinin yapışkanlık özelliği. Bu konuda başka örnekler de verdiğim Geçmiş videoları izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Örneğin pandalardan söz etmiştim. Biliyorsunuz pandalar günümüzde soyu tükenme tehlikesi altında olan ve özel koruma alanlarında korunmaya çalışılan hayvanlar. Çünkü pandaların yaşadıkları ekolojik niş çok özel bir niş. Yani Çin'in belli dağlık bölgelerinde ee, özellikle de nemli ve yağmur yağmur ormanlarının bulunduğu bölgelerde bol bambuların olduğu bölgede yaşayabiliyor bu hayvanlar çünkü e, pandalar bambudan başka hiçbir şey yiyemiyorlar. Şimdi bir bambu da o kadar besleyici bir besin değil. Dolayısıyla bambunun olduğu bölgede yaşayan e, pandalar günün 14-15 saati sürekli bambu kamışlarını kemirmekle geçiriyorlar. Şimdi düşünün günde 14-15 saat sürekli bambu kemirmek zorunda olan bir pandanın başkalarıyla iletişim kurma e, becerisi, ihtiyacı ne olabilir? Elbette fazla bir beceriye ve ihtiyaca gereksinmesi yok. Zaten böyle olduğu için e, bambu bambuların yok olmasıyla birlikte pandaların da nesli tükenmek durumunda tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Demek ki Şimdi pandalar gibi örneğin geviş getiren hayvanları düşünelim. Geviş getiren hayvanlar bildiğiniz gibi gün boyu ot yemek zorundalar. Yedikleri ot selloz ağırlıklıdır ve sellozu sindirmek o kadar zor bir şey ki bu zorluktan hareketle bu e, ot yiyen hayvanlar, geviş getiren hayvanların mideleri dört bölüme ayrılmıştır. Bu dört bölümde önce otları yiyorlar. Sonra sırayla bu bölümlerde bu otlar bölümlere geçiyor. Bir kısmını e, midesinin bir bölümüne gelince tekrar ağzına alıyor, tekrar çiğniyorlar. Çünkü geviş getirme dediğimiz olay odur. Hayvan yere yatar, midesinden e, o daha önce hızlı bir şekilde koparıp yediği otları tekrar ağzına alır. Onları tekrar iyice çiğneyerek e, sindirebileceği bir hale getirmeye, hazırlamaya çalışır. E şimdi günlük günlük yaşamının neredeyse büyük bir kısmını gün ışığında olduğu süre içerisinde sürekli ot yemekle ve yediği otları sindirmeye ye çalışmakla geçiren bir hayvanın iletişim tarzı ne olabilir? Dolayısıyla bu tür hayvanların iletişim tarzları da son derece sınırlı olmak durumunda. İşte aslanlardan antiloplara, kuşlardan, e, kurtlara, sırtlanlardan, e, tavşanlara, bütün hayvanlara onların yaşadıkları coğrafi ortama, temel yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerine, beslenme tarzlarına ve bu kendi hayatlarını sürdürebilmek için yapmak zorunda oldukları işlere baktığımızda bütün hayvanlar kendi temel yaşam faaliyetlerini sürdürebilecekleri kadarıyla bir iletişim geliştirmek durumundalar ve öyle olmuştur. Şimdi buradan insan diline ve insanın geliştirmek geliştirmiş olduğu konuşmaya sesli konuşmaya dayalı insan dilinin özelliklerine geldiğimizde burada işte farkı görmek durumundayız. Bir önceki videoda insanın ee, toplumsal yaşantı içerisindeki bir takım temel içgüdülerinden söz etmiştim. Örneğin insanlar birbirlerine yardım etme, birbirlerine bilgi verme, haber verme konularında çok güçlü içgüdülere sahipler. Bu içgüdüler insanların yaşadıkları ortam bakımından zorunlu. Peki neden zorunlu? Çünkü bildiğiniz gibi insanların kökeni primatlara dayanıyor. E primatlar da ağırlıklı olarak sık, yoğun ormanlık alanda yaşayan ve esas olarak vejeteryan. Yani bitki ağırlıklı beslenen canlılar. Fakat evrimsel süreçte e, bitki ağırlıklı beslenmeden savanalarda iki ayak üzerinde yürümeye geçişle birlikte insanın ataları e, etle, Aynı zamanda etle de beslenmeye başladılar. Yani böylece insanlar hem otobur hem etobur bir özellik kazandı. Şimdi zaten insanın diğer primatlardan ayrılmasının tarihi ve geçmişine baktığımızda bu insanın etobur özelliklerinin gelişmesiyle birlikte yani etin yenmesi ve Zaman içerisinde ateşin bulunmasıyla birlikte, pişirmenin de ortaya çıkmasıyla birlikte etteki olağanüstü, hazır, e, zengin mineraller ve yaşamsal faaliyetleri sürdürmek için gerekli önemli proteinlerin, diğer bütün özelliklerin bulunmasıyla birlikte insanlar hızlı bir evrimleşme sürecine girdiler. Yani burada hızlı dediğim tabii gene milyonlarca yılla anlatılabilecek bir özellik. Şimdi bu durumda insanların et ağırlıklı bir yaşam tarzına geçerken aynı zamanda toplayıcılıktan, meyve ve bitki toplayıcılıktan uzaklaşarak avcı özelliklerinin gelişmiş olması gerekiyordu. Fakat doğadaki yırtıcıların çoğunu biliyorsunuz bir aslanı, bir kaplanı, kurdu. Bunlarla düşünü birlikte düşündüğümüzde insanın başka canlıları tek başına avlayabilmesi olanaksız. Ve bu insan bu açığı kapatmak için insanlar giderek evrimsel süreçte doğal seçilim onların toplumsallık yönünü yani büyük gruplar oluşturarak birlikte avlanma ve birlikte e, yırtıcılara karşı direnebilme güçlerini geliştirmelerini sağladı. Yani insanın evrimindeki toplumsallaşma baskısı çok yoğun bir şekilde insanların birbirleriyle güçlü ilişkiler kurmalarını gerektirdi. Evrimsel süreçte toplumsallaşma baskısının gelişmesiyle birlikte insanın sesli konuşmaya dayalı dili geliştirmesi için koşullar bu şekilde oluşmaya başladı. Bu durumda sese dayalı insan dilinin gelişmesinin nasıl gerçekleştiğini, hangi evrimsel uğraklardan geçerek bugünkü biçimini aldığını anlatabilmemiz açısından bizim esas dikkatimizi çevirmemiz gereken Taraf insan toplumsallığının mekanizmaları, işleyiş biçimleri gelişmesi ve bunu oluşturan zorunluluklar. Dolayısıyla insan dilinin, sese dayalı, sesli konuşmaya dayalı insan dilinin evrimleşmesinin nasıl geliştiğini ve hangi, asamak, hangi basamaklardan geçerek, bugünkü duruma geldiğini anlatabilmemiz için bizim insan toplumsallığının hangi koşullarda ortaya çıktığını, bu, bu toplumsallığın güçlenmesi ve gelişmesinin nasıl ilerlediğini ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bir önceki videoda e, insanlarda bulunan çok temel bazı içgüdülerden söz etmiştim. Örneğin hayvanların hemen hemen hiçbirinde görülmeyen, örneğin e, bilgi paylaşma yönünde insanlarda çok yoğun bir e, içgüdü var. Sadece bilgi paylaşma değil, başkalarından bilgi almak, başkalarıyla bu yönüyle iletişim kurma yönünde de güçlü bir e, eğilimimiz var. Peki bütün bu eğilimler e, kendiliğinden oluşmadı. Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi bu insan toplumsallığının gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan bir durum o zaman bizim insan dilinin e, günümüzdeki bu sese dayalı ayrıntılı seslere dayalı gelişmiş özelliğini kavrayabilmek için insan toplumsallığının özelliklerini ve insan toplumsallığının bu özelliklerin in, sese dayalı konuşmanı nasıl zorunlu kıldığını anlatabilmemiz gerekiyor Şimdi insan dilinin kökenini ve evrimini anlatmaya çalışan teorilerin çoğunda bu konu hemen hemen hiç alınmıyor. Yani bu konu ayrıntılı biçimde ortaya konulmadan yalnızca sembollerle seslerin birleştirilmesiyle iletişimin kurulması e, aşamasından sonuca gitmeye çalıştığımızda gidebileceğimiz fazla bir şey yok. Yani örneğin bugün e, daha önce Hatırlarsanız vervet maymunlarının bulundukları ortamda yaklaşık 20'ye yakın değişik sesler çıkardıklarını söylemiştim. Bu seslerin bazıları çok özelleşmiş seslerdi. Örneğin diyelim bir kartal geldiği zaman kartalın gelişini bir çığlıkla bildirebiliyorlardı. Kartal çok yakına geldiğinde ya da bir dala konduğunda o ayrıntıyı bile bu seslerle bildirebiliyorlardı. Ya da bir leoparın gelmesini ya da bir yılanın e, bulundukları ağaca ya da bulundukları bölgeye gelmekte olduklarını vervetler birbirlerine bildirebiliyorlardı. Ama sonuçta vervetlerin bu çığlıkları e, repertuarı oldukça dar. Az önce söylediğim gibi 15 bilemediniz 20 tane değişik e, çığlıktan söz ediyoruz. Tabii bunların dışında bu çığlıklar çok daha fazla ve değişik nüansları yani ayrıntıları da olabilir. Biz bunları tespit etmemiş de olabiliriz ama en azından insan dili ve konuşmasının vervet çığlıklarının basitçe genişlemesi ya da gelişmesiyle ortaya çıktığını söylemek tabii ki doğru olmaz. Fakat burada bir evrimsel bir kökendeşlik, bir ortaklık, bir başlangıç durumunun olduğunu da göz ardı etmemek durumundayız. İşte bütün bunları daha netleştirebilmemiz için insan dilinin sese dayalı, özelleşmiş, ayrıntılandırılmış, insan sesli konuşmasının gerektiren ve onun bu biçimleri almasını sağlayan insan toplumsallığının koşullarını ve bu toplumsallık içerisindeki insanların birbirleriyle iletişimlerinde nasıl böylesi ayrıntılara gitmek zorunda kaldıklarını somut olarak ortaya koymak durumundayız. Kısacası sesli konuşmaya dayalı insan dilinin bugün almış olduğu biçimi kavrayabilmemiz için bizim araştırmamızı yöneltmemiz gereken nokta insan toplumsallığının nasıl evrimleştiği, bu toplumsallığın kendisini hangi biçimlerde ortaya koyduğu ve hangi evrimsel süreçlerden geçerek böylesi e, ince nüanslı sesli konuşmayı zorlayacak ev zorlayacak evrimsel baskının ortaya çıktığını koy, koyabilmek durumundayız. Bunu ortaya koymadığımız durumda insan sesli insan konuşmasının kökenini ve evrimsel gelişme seyrini anlatmamız mümkün olmayacaktır. Kısaca toparlarsak sesli konuşmaya dayalı insan dilinin bugünkü biçimiyle gerçekleştirilebilmesi için çok değişik organ yapı ve düzeneklerin işin içinde olması gerekiyor. Bu değişik organ ve yapı ve düzeneklerin daha önceki e, evrimsel basamakta yer alan canlılardaki evrimsel gelişmesinin izlerini geçmiş videolarda ortaya koymaya çalıştım. Yani e, akciğerlerden, diyafram kasından başlayarak soluk borusu, dil, çene, dişler, damak, bütün bu organlar, bütün bu yapılar, hepsi bugün insan dilinin ayrılmaz bileşenleri durumunda. Fakat insan dilinin bütün bunların bir toplamı olarak bugünkü icra edilme biçimine bakarak yalnızca bu somut biçimden hareketle insan iletişim sistemiyle diğer hayvanların iletişim sistemlerini karşılaştırmak bizi yanlış sonuçlara götürecektir. Nitekim bugüne kadar e, dilin kökenini açıklamaya çalışan teorilerin birçoğu insan dilinin benzersizliğine vurgu yaparken hayvanlarda insan dilindeki bazı özelliklerin bulunmamasını çok e, altını çizerek vurgulamaya çalışıyorlardı ve ben bu vurgulamanın doğru bir vurgulama olmadığını ve aslında konunun e, geçmişine gitmek gerektiğini daha önce anlat anlatmaya çalışmıştım bu videolar dizisi içerisinde değişik hayvan türlerinin iletişim sistemlerini anlatırken bu iletişim sistemlerinin başvurduğu yolları, organları, yapıları ve iletişim tarzını nasıl gerçekleştirdiklerini ortaya koyarken evrimsel sürekliliği ortaya koymaya çalıştım. Bu evrimsel süreklilik ışığında insan dilinin Günümüzdeki biçiminin hayvanlardaki diğer iletişim sistemlerinden farkını anlayabilmemiz için de bu biçimiyle insan dilini oluşturan evrimsel baskının esas olarak insanın toplumsallığını geliştirmeye yönelik evrimsel baskıdan kaynaklandığını söylemiş oldum. Bu durumda e, sese dayalı insan dilinin nasıl evrimleştiğini kavrayabilmemiz için bizim öncelikle insanın toplumsallığının hangi koşullarda geliştiğini ve bu toplumsallığı ortaya çıkartan evrimsel baskıları, koşulları ve düzenekleri anlatmamız gerekiyor. Konuya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.